Dokuzuncu madde üzerinde üç adet önerge vardır. Önergeleri okutup aykırı sırasına göre işlem alacağım. İlk önergeyi okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler kanun teklifinin dokuzuncu maddesinin birinci fıkrasının iyi bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bendin eklenmesini teklif ederiz. J. Bakanlığın belirleyeceği şartlar çerçevesinde satış sonrası destek hizmeti sağlar. İbrahim Halil Oral Ankara, Ayhan Altıntaş Ankara, Bedri Yaşar Samsun, Enes Kaplan Tekirdağ, İmam Hüseyin Filiz Gaziantep, Hayrettin Nuoğlu İstanbul, Musavat Dervişoğlu İzmir milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkan. Önerge üzerinde söz talebi Sayın Bedri Yaşar'ın. Buyurun Sayın Yaşar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Şehitlerimize son görevimizi yerine getirmek için Samsun'daydık. Üç şehidimizi toprağa verdik. Samsunlu hemşehrilerimiz ve kahramanlarımız İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Peker, Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı ve aynı saldırıda şehit olan diğer Mehmetçiklerimize de Allah'tan rahmetler diliyorum. Kurtaran şehir Samsun'umuzun bir haftada yaşadığı acının tarifi yok. Yüreklerimiz yandı, dağlandı. Acımız çok büyük. Tabii beklerdik ki hiç olmasa bu şehitlerimizin haberini aldığımız gece Samsun'dan izledik, takip ettik. TRT'nin belki yayın akışı değişir, bir şeyler söyler diye bekledik ama maalesef hayal kırıklığına uğradık. Diğer taraftan son günlerde Samsun'un gündeminde bir su meselesi var. Kurumlar farklı farklı açıklamalar yapıyor. İlk açıklama Saski diyor ki Samsun'da içme suyunun koktuğu ve suyun bulanık geldiğini belirten vatandaşlarımız sosyal medya üzerinden tepkiler gösterince Saski Genel Müdürü Fatih Yıldız Bey Samsun'da suda yaşanan kokunun sebebi ihmal değil, mevsim geçişlerine göre yağışlar sonra bazı estetik parametre dediğimiz durumlar oluştu. Halkımızın tedirgin olmasına gerek yok. Aynı bu açıklamadan sonra yine Samsun Çevre Platformu Uludağ Üniversitesi'nde bir profesöre analiz yaptırıyor. Orada çıkan sonuçlara göre alüminyum değerlerinin normalden daha yüksek olduğunu ifade ediyor. Bu suyun içilemez olduğunu ifade ediyor. Devamında bu sefer İl Sağlık Müdürlüğü tekrar bir açıklama yapıyor. Diyor ki yapılan tahkiklerde, yaptığımız analizlerde sudaki alüminyum değeri bir miktar yüksek diyor. Bir miktar yüksekten ne dediği çok fazla anlaşılamıyor. Yani içilebilir mi? İçilemez mi? Bununla ilgili bir bilgi yok. Dolayısıyla şu an Samsun'da tümüyle bir kargaşa var. Saski diyor ki yalan beyanda bulunuyorsunuz. Dolayısıyla sizin hakkınızda davalar açacağız diyor ama devletin kurumu İl Sağlık Müdürlüğü de diyor ki bir miktar fazlalık var. Dolayısıyla içilebilir mi içilemez mi diye bir görüşte beyan etmiyor. Sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Şu an Samsun'da bütün marketlerde neredeyse içme suyu, o bildiğiniz sular tükenmek üzere. Vatandaş bu mevcut suyu kullanmıyor. Dolayısıyla biz de bunu buradan gündeme getiriyoruz. Diyoruz ki artık ne yapılacaksa, nasıl bir şey ortaya yere konacaksa bu tür halkı tedirgin eden meselelerden uzak durmamız lazım. Bunun sonuçlarını bir an önce sorumlusu İl Sağlık Müdürlüğü ise, Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü ise neyse muallak açıklamalardan daha çok işin özü, özeti neyse buna yönelik açıklamalar yapması ve halkta bir sükunetin oluşturması şart diyoruz. Yoksa bugün hakikaten diğer bölgeleri bilmiyorum ama Samsun'da bu konuda çok ciddi meselenin, problemin olduğunun altını buradan ifade ediyorum. Bizim burada görevimiz uyarmak. Buradan da uyarıyorum. İnşallah gerekli denetimler yapılır. Halkın istediği şekilde su temini sağlanır. Aynı su da gıda güvenliğinden bahsediyoruz. Gıda güvenliği de böyle. İşte Tarım Bakanlığı her gün çıkıyor açıklama yapıyor. Diyor ki şu kadar gıdada sorun var. Bunları da diyor ifade ediyoruz. Listeyle beyan ediyoruz. İsimlerini açıklıyoruz.
Değerli arkadaşlar, şu dönemde yaşadığımız yüzyılda hala merdiven altı üretimlerden bahsetmek, işte belli gıdalarda, gıda boyasından tutun da farklı argümanlara kadar ne isterseniz var cinsinden ürünlerin marketlerde satılması inanın hepimizi çok ciddi üzüyor. Dolayısıyla biz özünde bu kanunun bu fıkralarına destek veriyoruz. Ama bunlar daha çok Avrupa Birliği kapsamındaki düzenlemelerden kaynaklanıyor. Ben diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Avrupa Birliği vatandaşlarından daha kalitelidir, daha yüksek hizmete haizdir. Onlar istediği için değil, biz ülkemizdeki standartları yükseltmek adına bu düzenlemeleri yapmamız daha doğru olacağını ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bunun konuşulacak bir tarafı yok. Hava, su, gıda en temel ihtiyaçlarımız. Bununla ilgili düzenlemelerin bir an önce gerekli, yani ifşa etmek yetmez, onları gerektiği kadar ceza... Rağmen sözlerini Sayın Yaşar. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Önerge oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmemiştir.